Gelirken de kesinlikle bu e, izlemi izler yani teknik direktör kasetlerini alır, izler. Gelmeden de bir bilgi sahibi olur, eksikleri görür. Elbet bir şeyler söylemiştir. Ama işin içine girdikten sonra belki 3 futbolcu lazım demiştir izlediğinde. işin içine girdikten sonra saha performansını canlı, it, itman performansı canlı gördükten sonra 3 değil 7 de der, 9 da der. Teknik direktör der. Her teknik direktör şampiyon da olsa yeni oyuncu ister. Ama buradaki iş... Kulübün ekonomisi, başkanın bakış açısı, yönetimin bakış açısıyla da bağlı. Ama çok güzel esasında bir konu. Bugün dört attı, bu takım çok iyi filan dedikleri an en büyük hata düştükleri an oldu. Bu takım ligi aylar öncesinden kaybetti yani. Bunu göz ardı etmemek lazım. Bir maç üzerinden birçok yanlışı kapatmamak lazım. Birçok oyuncu beklenti altında kaldı. Ama Trabzon'u Trabzon yapan... Şöyle geçen seneki şampiyonluğa baktığımda abi oranın evlatlarına daha çok değer vereceksin. Taraftara demiyorum bak. Yönetime diyorum özellikle. Sen öyle bir transferler yapıyorsun ki veriyorsun 3-4 milyon euro ver hiçbir şey demem. Ama Satabileceğin oyuncular mesela Uğurcan'dan başladığında ona ondan az verdiğinde o takımın içinde yavaş yavaş sıkıntılar ortaya çıkar mağlubiyetlerde. Bu ben takım. onu da sezimliyorum. Takımın... Uğurcan'ın eski konsantrasyonu ben bu sene görmedim. Bak bu fon derim ben ona. Hı hı. Siz görüyor mu geçen seneki konsantrasyon kötüydü. Onun performansı da kötüydü. Çünkü neden? Konuşuluyor. 20 milyona satılacak, Avrupa'ya gidecek. Gidemiyorsun, kalıyorsun. Başka oyuncu geliyor, senden daha fazla alıyor. Bunlar sıkıntı yaratır değil mi hocam? Tabii. Hani biz bu işin içinde Bu Trabzonspor mi olduk? Spor, Trabzonlu oyuncular için mi dediniz bunu yoksa Trabzonspor'u geçen sene şampiyon yapan oyuncularla yeni gelen oyuncular arasında bir dengesizlik oluştu diye mi söylediniz onu? Bence oluşmuş. İkisi ben birbirine. o izlenimi sezon başından beri alıyorum sahanın içindeki oyuncuların vücut tavrından hallerinden alıyor. yeni yani gelenler Tabii alırsın, şimdi geçen seki şampiyonlukta ben Uğurcan'ı bir yazdım bak. Vakayemeyi yanına yazarım yani. iki. Hı -hı. Öyle. Ama Abdülkadir'i de göz ardı edebilir miyiz? En kritik anlarda neler yaptı? Vak ne kalp oldu? Yok hani Türk olarak söyleyeyim ha. diye dedim. Mesela Uğurcan oradaydı. Abdülkadir de ama oralarda çok büyük katkı yaptı. İnanılmaz Yusuf da döndü ne? ama bekleneni veremedim. Mesela. Yusuf. Enteresan bir şekilde bana dönmesi mesela sürpriz oldu. E saygı duyarım dönene de hiçbir şey demem bana sürpriz oldu. Çünkü Fransa'da şampiyon oluyorsun, hani piyasan var Avrupa'da, döndü. Döndüğünde de beklenti çok yüksek olur, karşılığını vermediğinde ıslıklanılan Yusuf haline döndü. Evet. Yusuf kalitesi yani bu kadar kötü performans göstermesi bence herkes de şoktur. Yeni bir yapılanmaya gidilecek ama ne kadar varsa ona göre gideceksin, ona göre alabileceksin. Ee, hocaya göre de transfer yönün coğrafyan değişir. Transfer yönün Balkanlarsa ben hayır demem. Dünya üzerine baktığınızda birçok oyuncunu en çok oyuncu onlardır. Sırplardır, Bosnalılardır. Hani o Hırvatlardır. O taraftaki ülkelerden bütün liglerde inanılmaz sayıda oyuncu vardır ve çoğu da iyidir. Çünkü genel olarak da atletik oyuncular yetenekli oyuncular yani oradaki ama iyileri de çok fazla şey yapamıyorsun alamıyorsun evet, oradan işte, yani direkt İtalya, direkt İtalya'yı tercih ediyorlar. Doğru.